İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ateş elementi bir süredir dünyada yüksek, farkındasınız değil mi? Öylesine yüksek ki her an insanlar yolda, evde, işte trafikte değil mi? Tartışma, kavga, şiddet içerisinde. Mesela boşanmalar çok fazla. Öyle değil mi? Sürekli başka birine yönelme var ilişkilerde. Bak dikkat edin. Evlilerde de var, pek fark etmiyor. Yeni bir ilişki başlatma isteği var. Yeni birini tanıma arzusu, isteği var. Ateşin dengesizliği, ateşteki aşırı yükseklik. Bundan daha tehlikelisi de ateşin düşük olması. Niye biliyor musunuz? Ateş elementi çok düşük olanlarda şiddete maruz kalan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Ateşi düşük olduğu için mesela ne oluyor biliyor musunuz? Kişinin illa dengeye gelmesi şart ya. Sözlü, fiziksel, psikolojik şiddet görebiliyor. Görsün ki ateşi yükselsin. Bak, eylemsiz ya. Bahri Bey, o bahsettiğiniz kişinin hayatına bir bakın. Hani mesela sürekli uyku, eğer devamında uyuşukluk varsa eylemsizlik gibi geldi bana. Hani niye o halde? Ateşi düşük gibi geldi bana. Siz onu bir gözlemleyin. Hani bu bizim alan olarak okumamız eğer oldu mu şimdi? Sizin sesinizi açayım. Evet, yani bana ateş... Sürekli uyku hali geliyor ve üşüme de var. Yani evet, ateş elementi. Evet. Peki bunu nasıl bir tedbir alabiliriz? Yani tavsiyemiz nedir? Şimdi anlatacağım. Birazdan ona geçiyorum. Tamam. Mesela işte ilişkilerde şiddet illa fiziksel şart değil arkadaşlar. Kapıyı çarpıyor ya işte o çocuğunuz, eşiniz, hatta kendiniz fark etmez, amiriniz, eşyalara vurmak, ortalığı kırıp geçirmek. Bunlar da şiddet. Bir mesela ateşin düşük ne olur? İki sonraki elementin neydi senin? Metaldi, değil mi? Metali sınırlandırır. Soğuk bir kadın, soğuk bir erkek olursun. Ve dışarıdan bir ateşe ihtiyaç duyarsın. Nedir bu dışarıdan ateş? Sigara olabilir. Aşırı öfke. Aşırı öfkelenirsin ki ateşin yükselsin. Bakın sistem nasıl mesajlar veriyor. Mesela aşırı hırslanman olabilir. Mesela aşırı iş başarısıdır bu. Aşırı kontrol manyaklığı. Bu aşırı işkolikler falan var ya arkadaşlar. Mesela hep bunlar, dikkat edin bunlara. Bu kez neden? Kendini sevmediğinden dışarının onayı için bir şeyler yapar durursun. Dışarının onayı senin için çok önemli olur. Kendini yeterince sevmeyince sadece dışarıdan sevilmek, dışarıdan bir şey aktarılması için çabalar durursun. Bu kez alttan alman lazım, idare etmen lazım. Hoşlansan da hoşlanmasan da pışpışlanman lazım. Her türlü idare etmenin altında lütfen yazın bunu. Dışarıdan ateş almak vardır. Ne olur dışarıdan beni onaylayın. Aslında kendini sevmediğin için birisi beni sevdiğime ikna etsin diyorsun. Yani içeride ateşi olmayan bir şeyle eyleme geçiyorsa arkadaşlar, böylece kişi kendine kızmaya, kendine öfkelenmeye, kendini suçlamaya, dışarıda suçlanacak insan aramaya başlıyor. Başkasını suçlayan, yargılayanlar bilsin ki içeride kendini suçlayıp suçlu hisseden yargılayanlardır.
Yaradan'ın bağlantısı kalptedir, biliyor musunuz? Kalbini dinleyen Allah'ı dinler. Onu dinlemeyen ne yapar peki? Annesini dinler, işini dinler, arkadaşını dinler. Bunlar tabii dengesiz haller, yanlış anlamayın. Yani kendi kalbini dinlemezsen başkalarının zihnini dinlersin. Son bir yayınım vardı. Eğer hesabıma ulaşırsanız dinlemenizi öneririm, dengede yaşamakla ilgili. Ne yaparız o zaman biliyor musunuz? Başkasının cehenneminde yaşarız. Bu kadar net. Evet, bunun bedenimizdeki organı kalp ve ince bağırsak. Mevsimi yaz, hava olayı sıcak dedik. Yönü güneydir arkadaşlar. Eskiden evlerin kapıları güneye yapılırmış. Bir de kırmızı, rengi kırmızı ya. Şimdi bizim sitede de bakıyorum kırmızı renkli kapılar olmaya başladı, dış kapılar. Mesela coşku, neşe, heves, bunlar olumlu duyguları. Mesela uyumlu ateş kişileri sıcaktır, şefkatlidir, heyecanlıdır, enerjiktir. Bakın böyle bir hayatınıza. Bazıları işte mesela sokakta kedi görür. Şimdi ben de öyle başladım bununla çalışmaya. Aman Allah'ım şu ağaca bak ya, ne kadar güzel. Allah'ım bak Aysel Hanım'ın gözlüğü ne kadar güzel rengi, maşallah. Örneğin. Ay harika ya. Bu içinizden gelmese de yapın bunu, biliyor musunuz? Hani o bilinçaltını kodluyoruz ya. Ya Allah'ım bak Gonca'nın kulaklığı ne kadar güzelmiş. Gerçekten bunu hissederek. Ya o kazan, ay çok yakışmış sana. Hani böyle sahtelik değil de o enerjiyi hareketlendirin arkadaşlar. O kediyi severken, o köpeği severken. Ben bu ateş, bunları öğrendikten sonra bizim Golden var Mira. Onu bir başka sevmeye başladım ya. Gerçekten. Her şey o kadar güzel ki aslında. Mesela bunlar şen şakraktır, neşelidir. Mesela yakınlık kurma becerileri yüksektir, hayal güçleri yüksektir. Karizmatiktir. Geldikleri ortamlarda hissettirilirler. Mesela bazıları dersin ki ya ay Fatma da mı vardı dünya orada? Farkında bile değilsindir. Kendini koyamadı ortaya enerjisiyle falan, aurasıyla, varlığıyla. Hani bazıları da ya der ki işte sen aman sen burada ol yeter, yeter ki konuşma. Hani yeter ki burada dur, konuşmasan bile olur. Onun o kadar güzeldir ki o enerjisi. Mesela bunlar da arkadaşlar acımasızlık, bak sabırsızlık, acelecilik. Dikkat edin, katılaşmış kalp söyledim, kırılgan, sevgisizlik, ergenlik çağıdır. İşte çocukluğunu tam yaşayamayanlar arkadaşlar. Birden mesela büyüyenler, hani birden anne baba rolü üstlenenler, abladır ama anne rolü üstlenmiştir, şartlar öyle gerektirmiştir. Olsun, bunları bugün öğrendik, gidip oraları iyileştirebiliriz. Hani onun için birçok kişisel gelişim alanında bir götürürler ya çocukluğa, barıştırırlar ya. Hani biliyor mu bilmiyor mu bilmiyorum ama önemli hakikaten. O çocuğun elinden tutmak. Dil yüzdeki organı. Mesela sevgi, öz sevgi eksikliği olabiliyor. Gerginlik, yorgunluk, uykusuzluk. Bakın söylüyorum dengesizlik hallerini, sıcak basmaları, işte üşümeler, tansiyon, kalp problemleri. Neşe çok önemli. Çocukluk dönemi dedik. Arkadaşlar işte çocukluğunda bir hal yaşayanlar bilin ki bu elementte dengesizlikleri oluyor ileriki yaşlarda, tamam mı? Mesela tam ergenliğe geçişte başka kayıplar yaşayanlar sırtlarını güvensiz hissedebiliyor ve içlerindeki çocuğun yaşamadığını düşünüyorlar. Ya işte bilerek bilmeyerek yaptık çoğu zaman, iptal edeyim, şu okulu bitireceksin, işte şuraya gideceksin. Bu tür baskı altında arkadaşlar, yarış atı gibi olan arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Yaşayamıyorlar o çocukluklarını. Ne yapıyor? Orayı kapatıyor. Nine de olsa biliyor musunuz?
O 5 yaşındaki çocuğun gülümsemesi oluyor gözlerinde. Bakın şimdi bak o yaşlı insanlara bakın. Bir gözlemleyin ya. Hayatı ne kadar gözlemliyorsunuz ya? Değil mi? Bu bilgileri öğreniyoruz ya. İman etmedikten sonra hiçbir önemi yok. Bize tamamen yük biliyor musunuz? İman edersek bu bilgiye, yani eyleme geçirirsek onu nasıl anlayacağız? Mesela biri gelip diyecek ki ya Hüsna sende bir güzellik var. Bak bir değişiklik var sağlığında. Bak yüzünün rengine vurmuş. Sen ne yaptın? Hani o ne yaptı ki ben de yapayım. Bilgiyi iman etmek budur arkadaşlar. Yoksa yüzlerce eğitim alıyoruz değil mi? Ne hükmü var ki? Mühim olan oradan birini, birkaçını, ne kadar çoğunu eyleme geçirebilirsek o kadar iyidir. Ateşin dengede değilse, strese girdiğinde mesela birkaç şey gerçekleşir. Canlılık ve heyecan kaybolur. Kişiyi sis gibi içine alan duygusal durgunluk yaşanır. Özellikle depresyona özgü hareketlilik azalır. Dünya durağan cansızdır bu kişiler için. Uyumsuz ateş kendini harekete geçirecek kişiyi arzular. İşte onun için ateşi alevlendirmek için çapkın ve baştan çıkarıcı birine dönüşebilir. Ya bu adama ne oldu dersin? Bu kadına ne oldu? Ne oldu? Adam ateşini dengelemeye çalışıyor. Mesela neşesiz, cansız, uyuşuk, sönüktür bu kişiler, ateşi dengesiz olanlar. Heyecan pırıltısı yoktur. Mesela reddedilmeyi çok riskli bulduğundan utangaçlaşır arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bir kere çocuk merakı çok önemli. Yarından itibaren bugün geç oldu. Böyle yürüyüş mü yapıyorsunuz? Ya gidin oturun ağacın birinin altında sohbet edin ya. Ben diyorum selamün aleyküm nicedir halin diyorum. Var mı bir derdin tasan bana söylemek istediğin bir şey. Kimse yoksa gidiyorum bir sarılıyorum mesela. Ben de bazen anlatacaklarım oluyor. Orada kedi köpek görüyorum. İlk defa bir kedi görmüş gibi yapıyorum mesela. Siz de çocuğunuz geliyor ya okuldan. Sanki aylardır görmemişsiniz gibi bir sarılın. Mesela bugün yanınızda kim varsa bir deneyimleyin derim. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Arkadaşlar mesela bereket ne zaman gelir biliyor musunuz? Ateş elementiniz dengedeyse. Para akışın iyidir. Ateşin dengede değilse, yeterince hareket etmiyorsan para gelmez. Fazla ateşin varsa da etrafı yakarsın ha. Az ateşten yaratıcılığın eylemin olmayabilir. Diyelim ki çok yüksek ateşin var. Hayat sana bir noktada dur der, bolluk vermez. Niye? Etrafı yakacaksın. Mesela çok iyi yazarsındır, kalemin sivridir. Hayat sana dur der. Ne yapar? Hiçbir yayın evi senin kitabını kabul etmez. Bu arada Rabbim nasip etti. Bir bolluk bereket çalışması yapmıştık grupla. 14. gününde 4 senedir yazıyordum. Kitabım inşallah yayınlanacak. Çok mutlu oldum. 3 tane yayın evine göndermiştim. Sabahına döndüler. Biz yayınlayalım, biz yayınlayalım. Bu aklıma gelince inşallah nasip olsun. Ben de heyecanla bekliyorum. Mesela ateşin düşükse zaten para geldiğinde var ya bir kenarda tutacaksındır onu. Çünkü harekete geçmek yok o olsun onu mu yapsam bunu mu yapsam. Niye gelsin ki sana zaten? Değil mi? Arkadaşlar bunun için beslenme söylüyorum. Aşırı baharatlı yiyecekler. Tamam bak çok önemli. Kızartmalar, çok acı gıdalar, yağlı etler, serinletici besinler, aşırı hayvansal ürünlerin tüketimi bu elementi zayıflatıyor. Bunu güçlendiren bak hafif acıları çok güzel oluyor. Ben de öyle kullanıyorum. Hafif acılar. Hafif baharatlı tatlar. Isıtıcı yiyecekler. İşte kırmızı mercimek, kırmızı renkli gıdalar ateş elementine iyidir. Şimdi ben elementlerin rengini verdim ya. Bak o renklere göre beslenin. Onun için mevsiminde beslenmek bunun için önemli.
Şimdi tamam, yazın falan kurutulan gıdalara bir şey demiyorum ki, onların bile frekansı normale göre daha düşük. Ya sen kardeşim kışken gidip de çileği yeme yani ya. Örneğin. Bak kış metal elementinin rengi ya. Sen zaten beyaz renkli yiyecekleri tüketeceksin. Bak sana sistem söylüyor. Bilmem kaç yüzyıl önce bulmuş Çinliler bunu. Benim atalarım da bunu kullanmış. Başka rengin mevsimin meyvesini, sebzesini yeme ya. Zaten yeterince var. Değil mi? Her mevsimin başka güzel meyvesi, sebzesi var. Mesela size bir anahtar olarak ne yapabiliriz? Hem özet gibi olsun. Cömertlik, açık kalplilik üzerine çalışın. Dinginliği sağlayın. İyimserliğe dikkat edin. Hayata gülümseyin. Tamam mı? Sevilmeye değeriz arkadaşlar. Tekiz, gerçekten tekiz bu dünyada. İnsanlarla dengeli iletişime dikkat edin. Yine söylüyorum, hayatı basit yaşamaya özen gösterin. Mesela başkalarını dinlemeyi öğrenin. Başkalarının sözlerini kesmeyin. Kalbinizi koruyun. Sizle bir nefes çalışması yapalım mı ateş elementinin sonunda? İnşallah beni görürsünüz. Bunu var ya, böyle ateş elementini dengelemek için çok etkili. Özellikle ateş elementi vereceğiz. Bunu yapalım. Tamam. Mola vereceğiz. Şu elinizi göbeğinize koyun. Acaba tam da görünmüyor galiba, değil mi? Sadece burundan nefes alacaksınız. Tamam, ben bir yapayım. Mesela yaptıkça bunun sayısını arttırabilirsiniz. Gerçekten enerjinizi çok yükseltiyor arkadaşlar. Bakayım görünüyor. Şöyle mi yapsam? Burundan yapacaksınız. Şöyle. Karın nefesi sadece burundan. Oldu mu acaba? Sadece karın inip şişiyor. Bir yapın bakayım, görebiliyor muyum? Bir tane de şöyle ses açayım. Arzu, senin sesini açtım tatlım. Anlayabildik mi acaba? Sadece burundan. Ağzı kapatın. Hangi arzu? Arzu Arslan'ı açtım. Sadece burun. Ağzı kapatın. Göbek inip çıkacak. Hızlı hızlı. Yapabiliyor musun Arzu? Bir deneyin bakayım arkadaşlar. Bakayım kaç sayı yapabileceksiniz. Tamam. Bir daha söyleyebilir misiniz? Sadece burundan ve diyafram nefesi gibi, sadece karın. Şöyle. İlk başta 50 falan olabilir. Sonra giderek arttırabilirsiniz bunu. Bütün bedenin enerjisini yükseltiyor. Umarım anlaşılmıştır. Bilemedim ben de şu an. Oluyor mu? Tam da göremedim Arzu. Daha hızlı, çok hızlı. Çok hızlı. O çok yavaş. Tabii hızlı. Ben bunun en azından ateş nefesi diye not alın. YouTube'da da birçok kişi yaptırıyor. Bilginiz olsun. Ateş nefesi. Hocam burun tıkanıklığı yaşıyorum. Belki ondan yavaş. Ondan dolayı sadece burundan, bu çok etkili. Bir de şey söyleyeyim. Kahkaha çok iyi geliyor arkadaşlar. Arabada giderken
zoraki de olsa mesela ben arabada çok yapıyorum. Mesela bir baktım enerjim düştü ya, hemen hissediyorum. Böyle bir saniyeler mertebesinde bile bir kahkaha atsanız çok fark ediyor. Mesela kendime şey koydum kod olarak, çocukları ve hayvanları görünce surat düşü hemen gülümsüyorum. Mesela onları kendime şey koydum, ne denir? Hatırlatıcı yaptım. Çocuk ve hayvan gördüğümde hemen otomatik gülümsüyorum. Çok fark ediyor. Evet, ateş elementini de bitirdik. Bir ara verelim. Söz almak isteyen var mı? Parmakları kalanlar. Ben cevap vereyim. 18.49. 19'da tekrar başlayacağız. Bu arada ben cevap vereyim arkadaşlar. Soruları olanlara. Dursun Bey, hemen sizi açtım. 7'de buradayız arkadaşlar. Ben cevaplayayım. Çay kahve alanlar alsın. Evet Dursun Bey, merhaba. Hocam merhaba. Çok güzel gidiyor hocam. Teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum. Çok şükür. Çok sağ olun. Hocam şimdi benim az önce arkadaş anlattı ya. Bu uyku sorunum var. Bayağı bu işe aslında psikoloji lisans 4 yıllığa da başvurdum. Şu an onun eğitimini de alıyorum. Bütün eğitimlerim bu uyku saplantımı çözmek içindi. Bu alanı o amaçla başladım. Bir türlü bugüne kadar yaklaşık 2 yıldan beri en detaylı olarak siz bu işe değindiniz ve sanırım şifayı burada bulacağım. Ay maşallah. Dedim ya bugün çok şifa akıyor. Ben aranızda çok esneyenler var. Daha yayın başladı. Arkadaşlar ben hani hissediyorum benden de enerji şekilde. Çok sevindim. İnşallah şifalanalım hepimiz. Sizin vesilenizle de biz şifalanalım. Şöyle oluyorum ben hocam. Geceleri sık sık uyanıyorum. Yarım saatte 40 dakikada. Gündüzleri de çok aşırı şekilde uykum geliyor. Yani vücut enerjim düşüyor. Nasıl ortamda bir eleştirel bir sohbet varsa ya da hiç hoşlanmadığım bir sohbet ediliyorsa uykum geliyor. Yorgunluk hissim varsa çok fazla gezdim dolaştım. Yorgunluk hissimin arkasına oturduğum an başlıyor vücudum gevşemeye ve ondan sonra bu erginlik çağında başlamıştı bu rahatsızlığım benim. Yaklaşık tıbbi olarak da bazı şeylerim oldu ama hiçbir şekilde kalbim kanaat getirmedi. Verdikleri haplar gece rahat uyu, gününüze rahatlarsın gibi. O uyku hapları da gününüzde devam ediyor süreci. Vücut atmıyor. Onun için de baktım daha kötü yapıyor beni. Doktordan önce ben keserek öyle bir hayat sürdüm. Bunu nasıl, şimdi anladım ben bazı şeyleri de çok daha iyi idrakına vardım. Sizin sayenizde. Çok şükür. Sanırım ateş elementim düşük. Evet, genel olarak Dursun Bey şöyle yapalım. Genel olarak hayatta nasılsın? Hayatta dışarıdan neşeli görünüyorum ama içimde neşesizim. Şimdi bak toprağa da geleceğiz. Bak bir toprağı da dinle. Neşesizim evet. Dedin ya, hayattan tat almayan bir Dursun mu var? Evet. Tamam, zaten hani ben sadece arkadaşlara teyit etmek için bunu cümleyi söyletiyorum. Zaten senin ateş elementin dengesizse Dursun Bey, evet. Toprağı da besleyemiyorsun. O ne demek? Senin hayattan tat almana da mani oluyor. Evet. Bu kişiler bazen diyor ki ya anam beni niye doğurdu ki diyor. Bazen ileri aşamalarda. Evet. Onun için de evde oturup yani dışarıda gezmek ya da bir yerlerde aktivite yapmak varken evde oturmayı tercih ediyorum. Güzel. İlk şey, şimdi toprağı da dinle ama zaten toprağı tam beslemeyen ateştir. Onun da öncesinde Dursun Bey, öfken, bastırılmış duyguların ne durumda? Bir cümleyle söyle. Öfkem fazla, aileme. Tamam. Oraylamıyor. Onun için 5 element sistemi, tüm sistemlerin bana göre en üst zirvesinde bir sistem.
kişiyi çok yönlü okuyoruz ve %100'e yakın. Bugüne kadar çalıştığım hiçbir arkadaş da tek bir fire vermedi. Niye? Önce kendimde çalıştım, kendim inandım. Dedim ya, mühendislikle birleştirdim. Muazzam bir tespit etmişsin. Allah'a emanet ol. Tamam. Süreden dolayı tamam. Söz vermediğim arkadaşım kim var? Güliz Hanım, 7'ye kadar dinleyeyim sizleri. Merhaba hocam. İyi akşamlar. Merhaba. Hayırlı akşamlar. Hocam ben su içmiyorum ya. Bazen 2 gün, 3 gün hiç su içmediğim oluyor. Maşallah. Sana güle güle diyelim o zaman. Şeyi unutuyorum. Tatlım, zaten su direkt hani su elementi. Yani dondurursun. Su içme, zaten suyu içemeyen alamayandır. Hayattan da alamaz Güliz. Hani bilmiyorum, hayatında da kolaylıkla alamaz bu kişiler. Hep vermek ister, verdikçe rahat eder. Bolluk bereketi de tıkarsın bir tane. Evet, su içmiyorum. Dedim, bir şey söylediniz orada, alamadığınız için. Ben gerçekten alamadığımı düşünüyorum. Özellikle annemden. O yüzden herhalde böyle, yani su içmememdeki nedeni, mesela böbreklerimde problem çıkmıyor doktora gittiğimde. Ama karaciğerimde var. Karaciğerlerimde astımım da var. Güliz. Efendim hocam. Dişiliğini kabulde misin? Seviyor musun bir tanem dişi olmayı? Bu hayatta dişi olmayı seviyor musun? Kabulde misin? Hayır. Bitti. Su elementinde tekrar dinle bir tane. Tamam mı? Senin bir kelimenden ben senin birçok hayatını tamamen okuyabilirim. İlişkilerine kadar, affedemediklerine kadar. ve şu an ben çok duygulandım. Demek ki şifa vaktin geldi. Lütfen su elementini özellikle dinle, oldu mu bir tane? Tamam. Ve sana da söyleyeceğim. Zaten suyla başla da. İşte dişiliğini kabul etmeyen Güliz. Tamam mı? Dişiyi aşağıda gören Güliz. Maalesef. Lütfen diyorum. Tamam mı? Burada bu kadar söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Anne, Emine merhaba tatlım. Ha, Emine yok. Arzu seninle konuşmuştuk. Parmağın kalkmış. Ramazan'la görüştük mü? Ramazan Çöl. Evet. Konuştuk da sadece nefes egzersizi yapmıştık da şey demiştiniz. Ateş beni konuştum. Evet. Tamam, seni alayım o zaman Ramazan'dan sonra Arzu, tamam mı? Tamam. Evet. Ramazan Bey merhaba. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizler de enerjimi daha bir yükselttiniz. Hepinizin varlığına şükür, çok mutluyum. Zaten her eğitimde çok heyecanlı oluyorum. Şimdi böyle daha da bir heyecanlıyım. Buyurun lütfen. Hocam ilgiyle takip ediyorum sizi. Kendim de kişisel gelişimin bazı aşamalarında eğitimler, seminerler almaya çalışıyorum. Çok güzel. Kendimi nefesle başladığım bir süreç içerisinde bu noktaya geldim. İlgiyle takip ediyorum. Ayrıca katılıyorum bu çalışmalara, sonuçlarına, değerlendirmesine. Bir de şöyle bir şey söylemek istedim. Biraz önce bir arkadaşa yardımcı olma bağlamında uyku sorunu olan arkadaşımın tipoloji özelliği 5 tipolojisi. Onun negatifine düşmüş galiba. O yüzden bunun pozitifine geçmek ve isminde birçok U harfleri onun hayatında özellikle ben duygusu olan solar plexus çakrasının olduğu yer biraz negatifinde kalmış bazı konularının. O bağlamda katkı olmasını söylüyorum. Sadece geniş perspektiften holistik düşünmek gerektiğini düşünüyorum şifa çalışmalarında. O yüzden tipoloji özelliğimize uygun davranışlar sergilediğimiz zaman daha akışta olduğumuzu söyleyebilirim. Evet, bu da katkı olsun. Tabii bugün hani 5 element sistemi açısından hayatı okuyoruz. Geçtiğimiz hafta da zaten çakralar eğitimini verdim. Orada da okuyoruz. Evet. İşte tasavvufla da okuyoruz. Birçok açıdan okuyabiliriz. Evet. Bugün 5 element sistemiyle hayatı okuma yolundayız. Çok teşekkür ederiz katkılarınız. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Saygılar, takip edeceğim sizi. İlginize.
Tamam, çok teşekkürler. Arzu, senin alacağız değil mi tatlım? Merhaba, hoş geldin. Merhaba hocam. Az önce şey dediniz, üşümekten bahsettiniz. Ben çok fazla üşüyorum ve bu hissi sevmeye çalıştıkça sevemiyorum. Özellikle ellerim çok fazla üşüyor ve ben baharatı, acıyı çok seviyorum. Çok severek yiyorum. Bana duyunca şaşırdım açıkçası. Fazla ateşte, orta, hani minik dedim değil mi? Mesela fazla baharat önermiyoruz ateş elementi için. Evet, ben çok yiyorum, çok tüketiyorum. Evet, Arzu, otoriteyle, gelecekle, babayla ilgili bir hallerin var mı tatlım? Babamı ne yazık ki tanımıyorum. 3,5 yaşındayken vefat etmiş kendisi. Olabilir. Niye beni bıraktın tarzı şeylerin oldu mu bir dönem veya hani hala işte başkalarının babası varken benim niye yok tarzı? Olabilir, evet. Geçmişte olabilir. Hı-hı. Evet, gelecek otoriteyle ilgili var mı dirençlerin, hallerin, yani erkekler? Bilinç dışı varsa bilmiyorum ama bilinçli olarak yok. Birçok şeyi aşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Olabilir de bilemiyorum. Evet, bir o alanlara bakabilirsin. Hani eller deyince hani hayatında yaşadığın deneyimlerden bunu çıkarabilirsin tatlım. Tamam mı? Sevgilerimle. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Ne demek? Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Hülya, seni ben duyamıyorum ama sen sesin... Şimdi geldim hocam. Şimdi geldi, söyle bakalım. Kapalıydı hocam. Şey diyeceğim, bende kıllanma var. Acaba neden ne olabilir? Ne var? Erkek tipi kıllanma var hocam suratımda. Sakal yani. Cildinde. Başka neler var? Bir de bu şey, yani normalde sakal şeklinde hani böyle şey yapıyor. Hani ağda yaptığım halde çoğalıyor yani. Doktora gittim, erkek hormonunu daha çok salgıladığını söylediler. Raporda öyle yazıyor. Güzel. Şimdi sistem açısından şimdi bana ilk gelen okuma su sistemi diye geldi. Sen bütün elementleri bir dinle. Vakit kalırsa tekrar bir söz al, oldu mu? Tamam hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Peki korku ve endişelerle ilgili nasılsın Hülya? Korku bilmem hocam ama endişem var. Hani en ufak şeyde çocuklar bir geç kaldı mı endişeleniyorum. Evet, bir tanem. Fazla kontrolün var mı hayatı, etrafı? Genelde ben evde yanında her şeyi kontrol ederim. Eşim dahil. Evet, şimdi bundan sonraki elementlere lütfen dikkat. Özellikle toprağı ve suyu iyi dinle. Tamam hocam, teşekkürler. Allah razı olsun hocam. Sizinle iyi ki tanıştık. İyi ki bu ilişkiler akademi sizleri karşımıza çıkardı. Çok şükür. Daim olsun. Sosyal medyada... Ben de çok eğitimler alıyorum da sizin bilgileriniz daha farklı geldi. Yani sizlere evet, eğitim olmak da isterim özelde. İlseven de zaten sanırım bu sebeple biraz daha farklı çalışıyorum ben. Hani böyle kadim öğretilerle çok çalışıyorum. Çalışma alanlarımda çok var eğitimlerim. Kabul ettim. Allah razı olsun. Böyle bir imkan sundular. Su ve toprağa lütfen bak. Direkt toprak ve su. Tamam mı tanem? Oraları şifalandıkça emin ol her şey şifalanacak. Tamam mı? Teşekkür ederim hocam. Ne demek? Şurada 3 dakikamız var. Serap soyadı görünmüyor. Belki size söz vereyim diyorum. Serap Hanım, sizin sesinizi açtım. Tamam. Öyleyse şöyle. Gülten Koyun, burada mısın? Evet. Merhaba. Merhaba. Gönlünüzü de görürsek daha güzel açtım, olacak. Kamerayı açtım ama görünüyor mu? Görünüyorsun gayet. Tamam. Güzel. Harikasın. Memnun oldum. Teşekkürler de size. Hepiniz çok güzelsiniz. Eğitim. Ya iş arasındaydım. Bir yandan iş yapıyorum, bir yandan eğitimi dinliyorum. Harika. İkisinden de şey yapamıyorum. Gerçekten çok güzel bilgiler. Harika. Ben... İnşallah hepinize şifa olarak.
Evet, gerçekten nereye katıldıysam bir şifalanıyoruz. Allah'a şükür, sizlerden de razı olsun. Şey demek istiyorum, başlayamama var bende. Hani kafamda tasarladığım şeyleri bir türlü başlayamama, bir de irade zayıflığı var. Bir şey yapıyorum, hani şu 21 günlük eğitimler, şunlar bunlar. Bir türlü böyle bir tam rayına oturtamıyorum. Hayata gecikmelerim var. Hani hayatta doğru anda doğru kararı aslında o kararım çok doğru, %100 doğru. O an bir şeyliğime geliyor, veremiyorum. Daha sonra çıkıyor ortaya. Böyle şeylerim var. Zaten ateş başlamadır, başlatmadır Gülten. Hani ne kadar dinledim bilmiyorum. Evet, dinledim. Orayı aldım. 4 meridyeni birden kontrol eden sistemdir. Çok önemli. İlk olarak ağaçla çalış. Ağaçtaki zayıflık. Not alıyorum. Bebekliğin falan nasıldı Gülten? İyi miymiş? Mesela kolay doğdun mu? İstenen bir bebek miydin bir tane? Haberin var mı onlardan? Ya şimdi 8 kardeşiz. Arda arda gelen 3. çocuğum. Hani belki evet. Annem biri doğurmuştur. Tamam, 2'ye çok sevinmiştir erkek. Ama o küçükken bir de 3.'ye hani hemen 1 yaş arayla belki orada bir şeylik olabilir. Zaten görünüyor yani, hani o ister konuş annenle ya da konuşma fark etmez. Ağaçtan başlayarak iyileştirmeye başla. Ekşi tatlar, yeşil. Mesela doğu cephende yoksa çiçek evde, işinde bir kere çiçekle bir donat oraları. Tamam mı? Evet. Yeşil rengi. Mesela bol bol yeşilden faydalan. Tamam mı bir tane? Kıyafetler. Tamam. Masana koy mesela, evde tat. Arkadaşlar bu arada şimdi burada vaktimiz yok da bu söylediğim şeylerle ilgili taşlardan da faydalanın. Görüyorsunuz doğal taşlar. Hakiki doğal taşlar. Mesela bu anlamda bugünkü konumuz değil de madem açıldı. 3. çakrayla da çalış Gülten. Solar plexus. Evet. İrade. Tamam mı? 3. çakra. Zaten bununla ilgili birçok işte şeye de gelirseniz, gruba da katılırsanız, WhatsApp grubunda birçok çalışmalarım oluyor. Tamam. Hani çok sayıda ücretsiz çalışmalar da var orada. Bildirimler var. Oralardan da katkı sağlarsın. Instagram ve YouTube illaki orala hani üye olun, abone olun. Orada çok yayınlar var. Konuk olarak katıldığım yayınlar var. Oralardan da çok katkı gelir. Tamam mı? Ağaçla başla. Ateş. Tamam mı? Hı hı. Evet. Aslında hayat enerjim, sevgi, istek o kadar müthiş çok ki bunu akıtmaya işte bir yerde kapı tıkanmışım. Orayı açmam inşallah. Bloke olmuş. Evet. Bununla ilgili şey güzel madem. Mesela hemen şeyi de söyleyeyim. İmajinasyon. Aslında geçen hafta bir YouTube'da galiba. YouTube'da Almanya'dan bir hocanın yayınına katılmıştım. Çakra ile ilgili konu vardı. Orayı dinle. Oradan da tamam. 5 element var hem çakra YouTube'da. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. Teknikler verdim. Onlar da katkı olsun hepinize. Şimdi burada sağ olun. Ya. Çok teşekkürler. Ne demek? Şimdi biz geçelim hemen. Yine söz hakkı vereceğim. Arkadaşlar, ateş elementimizi bitirdik. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.